Evet çocuklar, sayfa 221'de daire grafiği, bir bütün oluşturan parçaların oranları hakkında bilgi etmede en önemli ifade biçimidir. Bir karışımı oluşturan maddenin karışımlarındaki oranları, siyasi partilerin oy dalımlarını daire grafiği ile ifade edilebilir demiş. Daire grafiğinde daire dilimi ile merkez açı arasındaki oran kullanılır. Şimdi en önemli şey bu. Oran ve daire konusunun birleşim bir konu bu. Önemli bir konu. Çizgi grafiği ve sütun grafiği 6. sınıfta, 5. sınıfta gördüğümüz konuların devamıydı. Ama daire grafiği 7. sınıfta gördüğümüz iki konunun birleşimi. Dikkatli okumak lazım. Şimdi bir reçel karışımının 8 kilosu çilek, 3 kilosu şeker ve 1 kilosu sudur. Buna göre karışımın daire grafiğini karışımın dağılımını daire grafiğinde gösteriniz. Çocuklar, bu kitap benim değil, arkadaşımın kitabı. O yüzden altını çizmek istemiyorum. Boş kağıtlara soruları çözeceğim. Bu zaten daire grafiğindeki soruların çözümü biraz uzun. Soru 1 yazıyorum. Şimdi 8 kilogram çileğim varmış benim. Uzun uzun çözeceğim. Önemli. 1 kilogram da suyum varmış. Toplam ne kadar karışım eder? Siz şimdi pazardan 8 kilo çilek aldınız. Üzerine 3 kilo şeker elde ettiniz. Eklediniz. 1 kilo da su eklediniz. Nasıl bir şey elde edersiniz? Kaç kiloluk bir karışım elde edersiniz? 8, 9, 3 daha. 12 kilogram bir karışım elde edersiniz. Şimdi her şeyden önce bunu toplamanız gerekiyor. Sonra burada diyor ki karışımın dağılımını. Buradaki karışımın dağılımı, bu karışımın tamamı 12 kilo. 12 kilonun 8 kilosu çilekse, siz bunu daire grafiğini göstermek istiyorsanız, daire grafiğinin en önemli şey açıdır. Açıyı bulmak için 360 dereceyle oranlama yapacaksınız. 12 kilogram karışımın, öğrenciler genelde çok hata yaparlar. Çünkü benim gibi böyle uzun uzun yazmazlar. Evet, 8 kilosu çilek. 360 derecelik daire diliminde çileğin karşılık gelen açıyı bulmak için oran orantı kullanacağım. Bakın 36, 12'nin 3 katı. 30 katı. Şuradaki sıfırı da eklersek 30 katı. Tamam, burası da soru işaretli yer. 8'in 30 katı olacak. Yan yana oran orantıda kat bulabiliyordum. Çileğin karşılık gelen açı 240 derece olacak. Çileğe karşılık gelen açı. Ben şimdi tabii ayrıntılı çözeceğim. İlk örnek olduğu için de önemli. Şimdi 12 kilogramlık karışımda 3 kilo şeker var. 360 derecelik daire grafiğinde şekerin gösterdiği açı kaç derece olacak? Yine 30 katı. Yine 30 katı. Soru işareti. 3 ile 30'u çarparsanız 90 derece. Şimdi 1 kilo şeker içinde yine bakın 10 kilo karışımda, pardon, 1 kilo su ekledik en son. 360 derecelik daire grafiğinde 1 kilogram suya 30 katı. Burada hemen yazıyorum soru işareti. 30 derece. Şimdi sizin daire grafiğinizi buraya çiziyorum. Herhangi bir daire grafiği çizdim. Çok mükemmel olmasına gerek yok. Ben zaten öğretmen kitabından göstereceğim. 240 derecelik açı. Şurasının tamamı 180. Şu dörtte biri, ilk önce 90 derece yapalım, şeker. Yani karışımın dörtte biri şekermiş. 30 derecelik bir kısım. Şöyle 30 derece. Nedir bu? Su. Geri kalan kısım ne?
240 derece. Çilek. Genelde konu zor değil ama çok işlem oluyor. Çok işlem olduğu için de öğrenciler sıkılır. Ama üşenmezseniz o kadar da zor bir konu değil. Dikkatli yaptım. Bakın bir tanecik soruya ben ne kadar işlem yaptım, ne kadar uğraştım. Bir şu daireyi böyle azıcık yamuk çizdim. Ama çok emek verdim her bir işlemine. Siz de bunu yaparsanız başarılı olursunuz. Evet, şimdi öğretmen kitabındaki çözümü gösteriyorum size. Karışımdakileri toplamış öz bir şekilde. Ben hepsini ayrıntılı yazdım. Çilek, şeker, su diye. Her birindeki orantıyı koymuş. Bakın ben hepsine çilek, şeker ve su diye yazdım. Açıları bulmuş aynen benimki gibi. Ben daha düzgün yaptım. Fakat tabii ki daireyi daha düzgün çizmiş. Şeker 1/4, 30 dereceye su. Çilek de buradaki açı 240 derece yazsaymış daha iyi olacakmış. 240 derecenin de çilek. Burada öğretmen kitabımızdaki çözümümüz. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, ikinci soru. Diyor ki yanda verilen tablo bir sınıftaki öğrencilerin dağılımını göstermektedir. Tamam. Gözlüklü erkekler var, kızlar var. Gözlüksüz erkekler var, kızlar var. Şimdi her şeyden önce dairedekilerin tamamını bulmak için ben kaç kişi toplam? Bu sınıfta ikinci soru diyorum. 8, 10, 5 ve 7. 18, şu 7 ile 8 toplarsam 15, 20, 30. 30 öğrenci var. Tamam. Hemen oranları yapalım. 30 öğrenciden 8 erkek gözlüklü. 360 derecelik daire grafiğin için bu kaç derecelik daire dilimi bu 8 erkeğe denk gelecek? Bakın sayıları zaten hep genelde katı şeklinde verir. Bunun kaç katı? 12 katı. Soru işareti 8 çarpı 12. Bu 12 katı olunca bu da ne olacak? 12 katı olacak. 96 derece mi olacak bu? Evet. 96 derece. 8 erkek gözlüklü 8 erkeğe 96 derecelik daire dilimi karşılık gelecek. 30 öğrenciden kaçı 10 tanesi kız ve gözlüklü. 360 derecede. Bakın yine 12 ile çarpıyorum. Bu da 12 ile çarpılacak. Soru işareti 120 derece. Gelelim alt tarafa. Gözlüksüz erkekleri hesaplayacağım. 5 tane var. 30 öğrenciden 5 erkek gözlüksüz. Uzatmayalım. 12 ile çarpınca 360 derecede ki değerini buluyoruz. 5 çarpı 12, 60 derecelik daire dilimiyle göstereceğim bunları. 30 öğrenciden 7 tane kız var, gözlüksüz. 12 ile çarpalım, 360. Bunu da 12'ye çarpacağım. 84 derece. Şimdi daire grafiğini oluşturacağım. Dairem çok mükemmel olmasına gerek yok. Şimdi 8 tane gözlüklü erkek öğrenci var. Azıcık dik açıdan biraz fazla büyük. 96 derece. Gözlüklü erkek öğrenciler. 8 kişi. Şimdi 120 derece. Sınıfın 3'te 1'i. Benim daire grafiğim de 3'te 1'i yani. Gözlüklü kız. 60 derece ve 84 derece. 64 dereceyi biraz daha küçük çizelim. Bunlar gözlüksüz erkekler. Bakın. Gözlüksüz erkekler.
Gözlüksüz erkek. En son 84 dereceyi. Gözlüksüz kızlar geliyor. Bunlar kaç taneydi? 7 tane öğrenci, 84 derece. Evet, şimdi öğretmen kitabından göstereceğim. Çocuklar görüyor musunuz? Sadece daire grafiğini vermiş öğretmen kitabının çözümünde. Çözümü yapmamış. Pek çok öğrenci der ki öğretmen bu konuda yer yetişmiyor. Evet, zaten atölyem çok güzel bir kitap. Tek sıkıntısı bazen sorularda, çözümlerde yer yetişmiyor. Bu soruda da olduğu gibi. Ama siz yetiştirmeye çalışın ya da bir kağıda yapın. Ama muhakkak anlayarak çözün lütfen. Evet, üçüncü soru daha basit. Yanda verilen grafik 40 penaltıdan atılan ve kaçırılan gollerin dağılımını göstermektedir. Kaçan gollerin merkez açısı 144 derece olduğuna göre kaç gol kaçmıştır? Böyle tekerleme gibi oldu biraz. Şimdi kaçan goller merkez açısı 144 derece, 144 derece. Ve bana bunları soruyor. Şurayı sormuyor. Demek ki buraya eleşim yok. Çocuklar 360 derecelik dairede bu kaçan goller 144 derecelik açıyla gösteriliyorsa bunlar 40 tane, bakın gerçek sayı 40. Gerçekte 40 tane golden, penaltıdan kaç tanesi kaçmış diye sorarsak orantı bu. Daire diliminde 360 derecelik dairede 144 derecelik açıyla göstermiş kaçan golü. Gerçekte 40 gol atılmış. Bunun kaç tanesi kaçmış? Şimdi bunun kaçta kaçı? 9'da 1'i. 36'yı 9'a bölersen 4. Oran orantı bu zaten hep doğru orantıdır. Bunu buna böldüğüm zaman 9'a böldüm 4. Bunu da 9'a böleceğim. Gerçek sayı 144'ü 9'a bölmemle bulunacak. 16. 144'ü 9'a bölerseniz 16 gol kaçmış. Bakın bu soru o kadar zor bir soru değil. İlk iki soru biraz daha ayrıntılı ve zordu. Dördüncü soru. Yanda verilen daire grafiği bir tarladan elde edilen 720 kilogram ürünün dağılımını gösteriyor. Soğan bölümünün merkez açısı kaç derecedir? Şimdi ilk önce yüzde ile vermiş. Yüzde ile de oranlayıp da tekrar açıyla da oranlamamı da isteyebilir. Her ikisini de arka arkaya da yapabilirim. Şimdi soğan bölümünün merkez açısı kaç derecedir? Bütün ürünün %25'i soğan. %25 ne demektir? Bir şeyin 1/4. Dairenin 1/4 ne demektir? 90 derece. Bunun açısı %25. A şıkkı diyorum. %25. Bir şeyin 1/4. Dairenin 1/4. 90 derece. Bunu uzatmaya gerek yok. Buradaki açı 90 derece. Bu basit bir yüzde hesabı. Ama eğer işlem yapmamızı isteseydi 360 derecenin %25'i derdim. Yine 360 derecenin 1/4 90 derece çıkardı karşıma. İşlem olarak, yüzde işlem olarak böyle. B'ye bakalım. Patates üretimi kaç kilodur? Çocuklar, %25'i soğan, %40'ı nohut. Ne eder ikisini toplarsanız? %65. Bu patatese %35 kalmaz mı? %40, %25, %65, %70, %100. Yani 720 kilogram ürünün %35'i patatesmiş. 720'nin %35'ini bulmak için 35 bölü 100 ile çarpacağım. Burada açı ile ilgili bir şey yapmadık. Yapmamıza gerek yok. Burada işlemleri yapalım. Her ikisini 5'e bölelim. 5'e böldüm 2. 5'e böldüm 7. 2'yi 2'ye böldüm 1. 72'yi 2'ye böldüm
36. 36 ile de 7'yi çarparsanız 252 kilogram. Evet, 5. soru. Bayağı şıkları olan bir soru. Yılmaz Bey 1800 lira maaş alıyormuş. Maaş harcama dağılımını gösteriyor. Mutfak giderleri için ne kadar harcıyormuş? Şimdi çocuklar, bakın mantıken de hemen 120 derece. 120 derece nedir? 360'ın 3'te 1'i. Yani mutfak masrafı tüm maaşın 3'te 1'i diye düşünebilirsiniz. Ve 600 lira dersiniz, çok güzel. Mantıken bunu yapıyorsanız çok güzel. Şimdi 360 derecelik dairede 120 derecelik yer kaplıyor mutfak. 1800 lira maaşının ne kadarı? Şimdi 360, bakın yan yana 3'te 1'i. Burada sizin soru işaretiniz de yine 3'te 1 olacak. 600 lira mutfak gideri. Doğru orantıda yan tarafa doğru da bölmeler yukarıdan aşağı kat da vardı. Yan tarafa doğru da vardı. 360 3'e böldüm 120. 1800 3'e böldüm 600. 600 lira mutfak harcaması varmış. Şimdi kira için ne kadar? B şıkkı. Kira için ayrılan tutar ne kadardır diye soruyor. Kiraya bakıyorum. Kiranın bir açı derecesini göstermemiş. Burada açıları bir toplayalım. 120, 30 daha 150. 75, 45 daha 80, 120, 0, 5, 2 daha 7, 270. 360'dan 270'i çıkartırsak 90 derece eder. Yani kira açısı 90 derece. Bir defa bunun bir açısını bulalım. Mantıken 360 derecede dairenin 4'te 1'i, yani maaşın 4'te 1'i kiraya gidiyormuş. Aynı şeyi yapacağım. 360 derecelik daire diliminde 90 derecelik yer kiraya gidiyor. Maaşı 1800 lira bu adamın. Ne kadar harcar? Bunun 4'te 1'i. 1800'de 4'e böleceğim o zaman. Kiraya harcadığı yer 1800'ü 4'e bölersek 450 lira. Evet. C şıkkına bakalım. Kredi için ayrılan tutar tüm maaşın yüzde kaçıdır? Şimdi krediye bir bakalım. Kredi demiş, kredi kartı demiş. Şaşırmayın. Kredi 45 derece. 45 derecelik açı 360'ın 8'de 1'idir diye çok söyledim ben size. Maaşının da 8'de 1'ini, %12,5'unu harcıyor demek. Direkt bunu kafadan da yapabiliyorum ama işlemle de yapıyorum. Bakın. 360 derecelik açıda 45 derecelik yer krediye gidiyor. Kredi yüzdesini soruyor. 100 ile oranlayacağım. Soru işareti. Bu bunun 8'de 1'idir çocuklar. 100'ü de 8'e böleceğim. O zaman yüzde oranını bulmuş olacağım. 100'ü 8'e bölersem 12,5'tür. Maaşının %12,5'u krediye gidiyor. Evet. Ç'ye bakalım. Kredi miktarı artan miktardan kaç lira fazladır? Şimdi kredi miktarı ile artan miktar. Kredi miktarı ile artan miktar açı olarak aralarında 15 derecelik fark var. Maaş, yani 365, 360'da 15 derecelik bir oran varsa aralarındaki fark olarak 1800 lirada ne kadarlık bir fark vardır? 360'ın kaçta kaçı 15? 24'te 1'i. 360'ı 24'e bölerseniz 15 çıkar. 1800'ü de 24'e bölerseniz 3'lemleri yaparsanız 75 çıkar. Burada kendiniz yapın. Hesap makinesinden yapmayın.
Kira için ayrılan tutar tüm maaşın yüzde kaçıdır? Çocuklar, kira için ayrılan tutar belli. Bunu burada falan. 360 derecenin 4'te 1'i 90 derece. Yüzde kaçı? Yüzde 25'i. 90 derece, 360 derecede 90 derece tüm maaşın yüzde 25. Ne yapıyoruz? 4'e böldü burada. Biz de 4'e bölüyoruz. Kira maaşın yüzde 25'idir. Altıncı soruya gelelim. Bir turist kafilesinin 60 İspanyol, 80 İngiliz, 70 Fransız turist vardır. Oo, bayağı çıkmış bundan. Bu kişilerin dağılım bir daire grafiğinde gösterildiğinde Fransız turistlerin gösterildiği daire diliminin merkez açısı kaç derecedir? Evet. Şimdi toplam kaç kişi var burada? 60, 80 ve 70. 60'ı, 80'i ve 70'i bir toplayalım. 60 ile 80'i toplarsak 140. 70'i daha ekleyin. 210 kişi var. Toplam. Şimdi. Fransız 210 kişiden 70'i Fransız. Bakın bu. 3'te 1. 21'i 3'e bölersen 7 çıkar. 360 derecelik bir daire dilimi oluşturursan 360 derecenin 3'te 1'i de 120 derecelik bir daire dilimi Fransızları göstermeli. Fransız turistlerin gösterildiği daire diliminin merkez açısı 120 derecedir. Bir sınıftaki 7. soruya gelelim. Bir sınıftaki 30 öğrencinin 20'si kızdır. Bu öğrencilerin dağılımı daire grafiğinde gösterildiğinde kızların bulunduğu daire diliminin merkez açısı erkeklerin bulunduğu daire diliminin merkez açısından kaç derece fazladır? Şu kısmı çok uzatmış ama soru çok basit. Çünkü sayılar çok basit. 30 öğrenciden 20'si kız. 360 derecelik bir daire diliminde. Bakın bunun kaç katı? 12 katı. 2 ile 12'yi çarpın. 240 derece kızları gösteriyor. 30 öğrenciden 10'u erkek. 360 derecelik daire diliminde 12 ile çarptık. Bunu 12 ile çarpıyorum. 120 derecede erkekleri gösteriyor. Şöyle bir daire grafiği. 120 derece erkekler. Geri kalan 240 derece kızlar. Kızların açısı erkeklerin açısından 240'tan 120'yi çıkartırsak 120 derece fazladır. Fark. Evet, gel gelelim 8. ve son sorumuz. Yanda verilen daire grafiği sınıf başkanlığı seçiminde adayların aldığı oy oranlarını göstermektedir. Turan 24 oy aldığına göre sınıf mevcudu kaçtır? Şimdi şu Selim'in bir açısını bulalım en baştan. 150 derece bu, 120 derece bu, 240, 240'dan 150'yi çıkartalım, 90 derece, evet Selim 90 derece. Şimdi sınıf mevcudu kaçtır? Turan 24 ay almış. Çocuklar dairenin 120 derecelik kısmına gelmiş Turan. Yani sınıfın 3'te 1'i Turan'a oy vermiş. Sınıfın 3'te 1'i 24 ise sınıfın tamamı 72. 120 dereceye 24 oy denk geliyor. Biz böyle kuralım. Sınıfın tamamını 360 dereceyle gösteriyoruz. Sınıfın tamamı, pardon, şu şurada 3 katı. Buradan da 3 katını alacağız. Soru işareti 72 oy. Sınıf. Selim kaç oy almış? Selim'in açısını bulduk. 90 derece. Selim sınıfın 4'te 1'in oyunu almış. 360 dereceden 90 derecelik oy. Sınıfın 4'te 1'i. 72 oydan kaçını almış yani? Burada 4'e böleceğiz.
72'yi de 4'e bölersek 18 oy Selim almış. Arda kaç oy almış? Çocuklar, Turan soruda verdi 24 oy almış. Selim mi? B şıkkını hesapladım, 18 oy almış. Sınıfın tamamı ne kadardı? 72 oy. 72 kişi. Şimdi bu Turan'la Selim'i toplarım. 42 oy eder mi? Evet. 42'yi çıkartırsam 30 kişi de Arda'ya oy vermiştir. Bu soruda dereceyle açıyla uğraşmak istemedim. Ama isteseydim ne yapardım? 360'da 150 derece Arda'yı gösteriyorsa 72'de kaç oy almıştır diye oran orantı kurabilirdim. Söyleyebilsem bir de. Birkaç yöntemle yapılabiliyor burada sorular. İşte 100'e oranlayabiliyorsun, 360 dereceye oranlayabiliyorsun. Ama mantıken yapabiliyorsanız mantıken yapın, sıkıntı olmaz.